Sana niye inanayım? Gerçek adını bile bilmiyorum ben seni ya. Senin her şeyin yalan. Ahmet Ziya. Ahmet mi? Evet. Azmi Bulut kim peki? Azmi Bulut. O bir meczup. Meczup sensin. Senin yüzünden adam camisine bile giremiyor. Biliyor musun, ben sana değil kardeşine üzülüyorum. Sonunda gerçeği öğrenecek. Öğrenmeyecek. Kardeşimi korumak zorundayım. Kusura bakma. Kimden koruyorsun Betül'ü? Deli Kenan'dan. Deli Kenan ne alaka? Bir gün Deli Kenan'ın evine girdim. Mecbur kaldım. Kalacak yere ihtiyacım vardı. Bilmiyordum onun evi olduğunu. Daha doğrusu ev boştu zaten. Sen onu kurtarmaya çalıştın ama o bunu hatırlamıyor, öyle mi? Evet. Niye öyle sordunuz? Nasıl? İnanmıyormuş gibi. İnanmıyorum çünkü. Senin hiçbir şeyine inanmıyorum ya. Yalancının tekisin sen. Bakın yeter artık. Asıl sana yeter ya. Utanmadan hala bana yalan söylüyorsun. Madem suçsuzsun, niye gidip teslim olmuyorsun? Bak, ben suçsuzum. Ama Deli Kenan'ın hafızası böyle gidip gelmeye devam ettikçe suçsuzluğumu ispat edemiyorum. Anladınız mı? En önemlisi de Betül. Betül benim kertenkele olduğumu öğrenirse benden uzaklaşır. Onu bir daha kaybedemem. Nasıl öğrenecek? Öğrenmeyecek. Siz söylemedikçe de öğrenmez. Benim anlamadığım bir şey var. Ünsal enişten peşindeyken niye benimle evlenmeyi kabul ettin? Bilmiyordum ki. Sonradan öğrendim. Tamam. Sonradan öğrendin. Niye devam ettirdin peki? Sonuçta bir sürü fırsat geçti elinden ayrılmak için. Niye bu riski göze aldın? Niye dedim? Cevap versene. Evet, bir cevap bekliyorum. Çünkü sana aşık oldum. Seni seviyorum Zehra. Seviyorum. Çünkü hala uygun bir yalan bulamadın değil mi? Bakın ben sizi yarı yolda bırakmak istemedim. Hepsi bu. Sana inanmıyorum. Hesap lütfen. Ne oldu, kalkıyor muyuz? Kalkıyor muyuz derken artık aramızda mızlı mızlı bir durum yok. Ben kalkıyorum. Teşekkür ederim, üstü kalsın.